kıymetli misafirler. Ben Ezban Doğum Beşir Cemilullah. Sağ olun. Böyle bir gecede beni görevlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim, davet ettiğiniz için. Çok kısa tutacağım, bir üç nöbetim var. Askerliği yapacak şekilde gülmesek daha güzel olur. Efendim gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası moral ekibinde görev yapmamdan dolayı arkadaşlar çok mutlu. Pardon, düzeltiyorum. Çok mutluyum. Ve hakikaten de çok kaliteli sanatkar arkadaşlarla beraber. Ben uzun süredir askerdeyim. Bu çatı altında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili bilgiler aldım. Ben yani acemilik yaptım. 27 yaşındayım. Buna rağmen acemilik yaptırdılar. Ve kendi mesleğimi icra etmem için bir saha bana sundular. Onun için çok hakikaten teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Şimdi komik hikayeler anlatan bir kimseyim. Fiziğim de buna uygundu ama askerlik vazifem başladı. Yaklaşık 4 ay oldu. Biraz düzelttiler. Öyle komutanımız rahat demeden rahat da anlatamayacağım. Şimdi, first of all... yani nothing spectacular. Yani hiç görülecek bir şey yok sanırım. Ve Türkçe anlatıyorum ama Türkçe bile olsa izleyenlerden herhangi bir feedback almak, feedback yani İngilizce bir kelime, yıllarca ben İngilizce eğitim aldım. Türkçe olsa dahi, birine yani there is no need to translate. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok zor. Yani ne anlattığımı ben bile bilmiyorum. Türkçe olmasına rağmen 1500 küsür yani sahneye çıktım. Hep para karşıya. Bugün benden. Hakikaten herkes çok gülerek ayrıldı salonda. Ama ne anlatıldığına dair hiçbir fikirleri yok. Yani çok komiktir gösterimiz. Hakikaten komik hikayeler anlatırım çünkü Allah böyle yaratmış beni. Sonradan olmuş bir şey değil, böyle yaratmış ve işimi başarıyla yaptım. Güldürmek istedim ve güldürdüm. Herkes çok güldü ama çıkışlar şöyle oldu yani halleri. Ama geberdik gülmekten, ne anlattı bilmiyorum. Kesinlikle. Her seferinde de çok seçkin bir kitlenin karşısına çıktım. Benim şansımmış ki hala öyle devam ediyor. Yani benim kendi seyirci kitlemle ilgili bana sorulsa nasıl bir kitledense... Yani sınavla alınsa bu kadar olmaz. Ki burada kadar hep sınavla alınmış. Demek ki Allah her seferinde bana kaliteyi nasip ediyor. O nedenle de çok müteşekkirim. Yani kendisi beni çok yakından tanıyorum. O yarattığı için bilin herhalde. Ben neşeli komik hikayeler anlatıyorum. Ve uzun zamandır aslında sivil hayattaki sahneye çıkma o performanstan uzağım ama moral ekibine işte yaklaşık bir 70 gündür orada görevliyim. 7-8 kere görevlere gittim. Askeri ortamda gösteri yapıyor olmak yeni bir şey. Yani yeni bir şey değil. Daha önce bu tip aktiviteler çok olmamış. Benim bildiğim kadarıyla bir herhangi bir stand-up sanatçısının 28'ini yapmadığı nerede görülmüş? Sahneye çıktım. Hakikaten de askeri ortamda sahnedeki insanlara size samimiyetimle söylüyorum, sivildekinden çok daha ihtimam gösteriliyor. Yani her gittiğimiz yerde göründüğünüz nesi meşhursa ikram ediyorlar funk için. Çok teşekkür ederim. hep izzet ikram İstanbul'da, Florya'da, Havaalanı'nda sahneye çıktım. Çok heyecanlıydım. Çünkü hakikaten de bu protokolden bahsedildiği zaman hakikaten bir gerginlik olur. Ben kendini bulabilirim. Bunun dedikodusu yapılır. Daha doğrusu bu. Yani bakalım nasıl rahat olabilecek misin? Halbuki işimi yapmak üzere davet edildiğim için rahat olmak mümkün yani olabilirim. Ama gerginlikler bu dedikodudan dolayı oluyor. Ben mümkün mertebe ilk başladığım görevlerde bir sonraki çarşı izni yapmamak için biraz böyle gergin yaptım işimi. Yani hakikaten gergin yaptım doğruyu söylemek gerekirse. Yani havar kokulda sahneye çıktığımda mesela bir müddet hazır olduydum ve her cümlenin sonu şöyle bitiyordu. İstikbal göklerde trepetti. Ama bir şey gibi talimat gelmeden bir şey yapmadım.
Sonra üzerinden attım tabii bu gerginliği. Böyle olmaması gerektiğini idrak ederek ve bununla ilgili uyarılarak çok ihtimam gösteriliyor gerçekten. Yani bir orduya bile sahneye çıktığınız zaman size bir oda falan tavsiye ediyor ki ben yani sivilde görmediğim ilgi alakadır bu. Ben sivilde genelde derler nasıl hazırlanıyor acaba sahneye çıkmadan evvel? Ya biz kulise mesela ayna bile koymuyoruz ki. Yani çıkmadan evvel bakıp canım sıkılmasın. Bizim öyle çok nişanlı bir kulisimiz falan yoktu. Ama orada bir oda hazırlamışlardı bana. Bayağı böyle cibinlik bir yatak vardı ya. Tabii o benim televizyondaki imajımdan kaynaklanmış. Yani bu çocuk her sahneye çıkmadan evvel kesin sevişir duygusuyla. Yatak koymuşlardı. Ben yıkardım. Bu televizyondaki kimse olmak bu çatı altında tabii bazı zorluklar yaşatıyor insanı. Doğru söylemek gerekir. Sizin vazifeleriniz tabii bizimkinden çok başka ve hakikaten daha zorlu bir vazife ki duygusu da başkadır. Bizim için söylüyorum yani 18 ay ya da 8 ay ya da kısa dönem herhangi bir şekilde askerlik vazifesini yapanlar için askerlikle ilgili söyleyeceği şeyler daha başkadır tabii ki de ve kahvelerde konuşulan basitlikten hikayelerdir. Ben şimdi askerlik hikayemi anlatır mıyım diye sorarsanız anlatmak zorundayım. Çünkü birçok kimsenin yaşamadığı gibi yaşıyor askerlik vazifesini. Ben teslim olduğum zaman muhabere okulda Ankara'da teslim olurken ne zannedik? Komutanımız beni herhalde birini ziyaret etmek için orada bulduğumu zannetti. Dedi ki Cem Bey elinizi sıkabilir miyim dedi. Dedim komutanım bir çizgiyi getirin istediğini yaparsın. Neşeliyim ama Allah'a. Senin muhabbet iki gündür sizin misafirinizsiz. Yani ekmeğinizi suyunuzu geçiyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. Komutanımız da daha biz ilk geldiğimize bizi davet etti. Bizlerle konuştu ama biz kargo uçağıyla geldiğimizde kargo günü duruyorduk. Bu davet sırasında kıymetli komutanlarımız da oradaydı. Düşünmüşlerdi ulan bu mu morale çok güzel. Daha yeni ameliyattan çıktığımız için. Meşhur bir ne yazık ki bu kötü bir tabir. Allah kimsenin başına vermesin. Bununla ilgili söyleyecek çok söz vardır. Yani şöhret, afettir falan bu gibi sözler çok söylenir ki derdinizi de anlatamazsınız. Yani derdinizi anlatsınız der ki de, bu da dert mi? Çünkü hakikaten çok marjinal bir hayat olduğu için bu da dert mi diyebilir insanlar ama çok büyük dertleri var. Yani ben herkes gibi nizami bir şekilde askerliği yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum dedim, başkasının böyle bir zorluğu yok. Yani kimsenin manzara gibi durup bütün tavırla fotoğraf çektirmesi mümkün değil, değil mi? Yılmaz Erdoğan arkadaşım ben birçok ünlü insanı tanırım. Onun askerlik vazifesi sırasında tabii meşhur kimsenin askerlik yapmasıyla ilgili tecrübeleri vardı. Bize de söyledi bunu uyardı. Dedi ki her ünlüyle ilgili soru sorarlar dikkat et. Nedense böyle bir şey var yani her ünlüyle ilgili soru sorar. Çünkü televizyona çıkanlar hani hep beraber çıkıyorlar ve gidip koğuşlarda yatıyorlar zannediyorlar. Yani herkes birbirine görüşüyor zannediliyor. Herkesle ilgili soru soruyorlarmış. Yani Yılmaz en son dedi ki bana dedi Kaya Çilingiroğlu'nu sorduktan sonra ben mesettim dedi. Yani artık hiç kimse kalmamış sorulacak onu da. Benim olduğum sırada bir de çok ünlülerin askerliğe gitmesiyle gelmesiyle ilgili çok haberler yapıyorduk. Sizlerin tabii pek rahatsız olduğunuz, dışarıda evde çocuğu asker olanların izlediği zaman rahatsız olacağı şeyler. Sanki bir de ünlüler askere gidiyormuş gibi böyle bir evre oldu bir ara. Herkesle ilgili soruyorlar da bana sorular, türlü sorular. Nedendir bilinmez, bana öyle bir şey denk geldi ki teslim oldum. İşte 700 arkadaşla beraber yatıyoruz. Önemli bir şey. Daha önceden bu rakama ulaşamamıştım. Sorun böyle, benden memnunlar. Nasıl söyleyeyim? Bana da var. Sanki söylüyorum ki komik olsun diye anlatmayacağım bu hikaye ki görevim bu olmasına rağmen komik olsun diye bunu tasarlamış değilim. Başıma gelmiş bir hadise. Yani askerlik hatıra, yani bazıları diyor ki sen bu ziyaretten çok malzeme toplarsın. Topla, doğru.
Ama dışarıda satmam, aranızda. Tabii ki öyle. Ben teslim olmam özel bir şey. Ki yani hakikaten askerlik mesleğinle ilgili espriler yapmak için onunla ilgili çok şey bilmek lazım. Bizim anlattığımız askerlik hatıraları bizim yaşadığımız basit hikayeler. Kimse, aklı başında bir kimse bunu yanlış anlamaz. Şimdi efendim, bütün meşhurlarla ilgili soru sorular bana denk gelene bakın. Millet bir dedikodu dolaşıyor etrafta. Diyorlar ki Fatih Yürek de askere gelecek. Samiyetin de soruyor. Herkes bunu soruyor. Çevire bir abi Fatih Yürek de gelecekmiş. Doğru mu abi Fatih Yürek falan. Dem alındı ama yani 1, 2, 5, 500, 700 kişi sordu. Şimdi ismi zikredilen şahıstan dolayı ben rahatsız oldum. Yani bir oldu. Niye bana soruyorlar? Çocuklar. Neden dedim bana soruyorsunuz? Abi aynı camia yedim. Ben şimdi aynı camia olsa ben raporu bağlı evde olurum. Arkadaşlarımla mümkün mertebe iyi geçinmeye çalıştım ama nedense o televizyondaki tuhaf imajdan dolayı insan devamlı surette dışarıda. İnsanlara üzül diler bir ifadeyle onlarla tanışmaya başlıyor. Yani kötü bir imajımız var ne yazık ki televizyonda. Böyle hafif meşrep bir iş yaptığımız için insanlar her kötü şeyi bize yakıştırabiliyor. Yani hafif meşrep derken işte türlü şakalar yapıyorsunuz gerçeği zannediyor. Yani bizi madara etmek için elinden geleni yapıyorlar tabii ki. Seksi erkek falan seçiyorlar. Yani, şimdi, yani koğuşta yatarken bana faydası olacak bir durum var. Bunu atlatana kadar insan neler çekiyor ki yani herkesin başına gelir. Aslında bir bilim adamının bir doktor Ahmet Mete Işıkaya deprem hadisesinden sonra herkes onun ağzının içine bakıyor. Önemli bir kimlikti, bilimsel bir kimliği vardı. E ne yaptı? Bir ay tahammül edebildim ona. Adamın seksi erkek falan seçti. Arabada ne oldu? Şimdi onun başına geldiği zaman ancak anlayabiliyoruz ki herkesin başına gelebilir bu tip şeyler. Bizim başımıza gelince insanlar diyebiliyor ki ya onlar kendi çağırıyor kameraları falan. Onlar alışıklı. İyi. Seksi erkeği beni niye seçiyorsun? Ben evde öyle anılan bir kimse değilim. Annem babam aramızda oturuyoruz evde. Bizim oğlan da çok seksiydi falan. Yani iki senedir evinizde böyle sakin bir hayat sürüyor olsanız bile iki sene evvelki vukuatlarınızla anılıyorsunuz. Çok kötü bir şey. İnsanın kendi cinsel hayatını gazeteden okuması o kadar feci bir şey ki. Kaldı ki çoğu bizim değil medyanın pompalaması oluyor ama. Şu magazin ekleri, pazar eklerini okuduktan sonra insan sigara yakar mı ya? Ya öyle bir hayatımız yok ama öyle öyleymiş gibi gösteriliyor. Ben ama arabalar da gezen falan yok. Öyle bir hayatımız yok. Lan ben bile inanmadım. Komik bir kimseyim ben de Allah işte komik durumda. Kalmam için elinden geleni yapmış, böyle yaratmış bu ya. Ve sahneye dost kazanmak için çıktım ben. Hiçbir şekilde para kazanmak için değil. Çünkü yani bu iş para kazanma duygusunu yapacak bir şey değil ki. Ben ilk sahneye çıktığım zaman 4 kişi vardı izleyen. Kaçar lira toplayacaksın ki? 4 kişi vardı ama çevreleri çok genişmiş. Etrafta nasıl anlattılarsa... Aşağı yukarı 5 senedir yani kapalı gişe sahneye çıkmak da önemli bir şey. Ve tek başınıza çıkmanız çok tuhaf. Bazen öyle büyük mekanlarda çıkıyorum ki sahneye doldurmak için butofor falan koyuyorum. Çok büyük sahnelerde çıkıyorum. Yani bazen ses geliyor mu diye bağırıyorum. Yarım saat sonra cevap geliyor. Ve burada ben alttan yakınız iç içe. Ve yani ben insanların gözünün içine bakarak anlatmayı tercih etmişim işimi yaparken. Ve neticesinde aldığım için de hani bir sonraki sahneyi garantiye almış gibi düşünmedim hiçbir zaman. Yani nasıl olsa bir yer önceki gösteride güldürdüm, buradan çıkar yaparım gibisinden. Yani iki gün uyuyorum ki üstüne çıkıp anlatayım diye. Yiyin sıkıldım ya. Bir sonraki gösteride için. Karşılığında almak deyince gülsün istersin karşıdaki. Ben gösterilerle ilgili tabii seyirci tabii çok daha önemli bizim işimize. Daha kalabalıktır, daha sofistike bir topluluktur. Ben burada bir kişiyim ve anlattığım sizin hayatınızı değiştirecek bir şey de olamaz hiçbir zaman. Herhangi bir kitle içinde bu geçer. Yalnızca bu seçim yani hiçbir şekilde sizin hayatınızı değiştirecek bir şey anlatamam. Bazı o beklentiyle gelir. Yani bazen ki bakalım ne yapacak o büyük makarnası? Hayatın sırrını verecek mi? Şimdi ben işte kimse bunu vermez. Bunu yıllardır ben izledim. Birçok sahne aktivitesi onları da vermedi. Ne için hayatın sırrını vermek değil benim amacım. Biliyorum ama vermem. Mesela gülmek. Gülmeyi bazı
bazıları çok aşağı. Yani yalnızca gülüyor olmak, yalnızca güldürüyor olmak bazıları için hakikaten utanç verici bir şeydir ve buna kılıf bulurlar. Derler ki, ben yalnızca güldürmüyorum, güldürürken düşündürürüm falan. Ben bunu yapmam. Çünkü bu kitleye büyük bir hakarettir. Benim seyircim hiçbir zaman öyle Ayşe Özgün seyircisi olmamıştır. Yani televizyon programı var gibi üzerine. Yani bütün hep salya kutanlar orada duruyor. Hepsi uyur onlar. Ve çoğu da fokosellidir. Yani dürtünce soru hazırdır. Bir dakika kime zekat vermeliyim? Kaldı ki bunlar herkesin aklı başında çok ciddi görevleri varken, işi gücü varken ve bir sahne boyunası varken sen çıkan adamın durun sizi düşündüreyim falan bu mümkün değil. Hayır düşünebilirsin tabii ki de ya da düşünen adama güldürebilirsin. Bu daha akla yakan bir görev. Yani öyle olması, öyle yaşanıyor olması karşılıklı daha güzel. Bazıları diyor ki ne mesaj veriyor acaba? Hiç. Ama başkası bunu söyleyince diyor ki ama ne de kolay şey. Çizik insan hiçbir şey söylemedik insan konuşma adamı. Mümkün değil. 1500 küsür kere sahneye çıktım. O evde insanlar hep şunu konuştu. Aynı bizim Ercan o da böyle konuştu. Kim lan bu Ercan? Ben bir süreçte görmedim ben bu adamı. Hatta bir şey de şey demiş. Aynı bizim Mehmet o da bugün gibi komik ama onun işi iyi. Bulaşmaz bu düşünce. Yani ekonomik durumu iyiymiş. Onun için sahneye çıkmıyor. Herhalde transatlantik var bilmiyorum. Başka türlü dengeleyemezsin. Yani bazıları diyor ya sen niye bedelli yapmadın? Ben 100 çocuğu bedelli yaptırdım. Tam haftalık aldığım bir güne denk geldi de. Parayla ilgili çok şaka yapıyorum ya. Memleketimizdeki sahne insanlarının bu konuda hiç konuşmadığını düşünen bir genç olarak bunu yaptı. Bazıları yadırgadı. Birçok söylenmeyen şeyi söylemiş, yapılmayan davranışlar, yani öyle davranmayan insanları gördüğüm için bulundum o davranışlarda. Sonra tabii alışıldı da bazıları hiç üzerine yakışmadan o hareketleri, tavırları hiç inanmadı halde onları yaptı. Rahatlık öyle zannediliyor ama halbuki bir ciddi bir birikimden sonra rahatlık önemli. Ben karikatür çiziyordum. Yani mizah hakikaten birinci elden üretildiği bir yerden yetişme bir kimseyim. Çok da saygı duyduğum insanlardır. Sokaktaki, evdeki mizah yapan, yani profesyonel mizah tuhaf bir şeydir bazen. Yani insanlar şuna güler diyerek bir şeyler üretirler ve sunarlar. Ben onu yapmadım bir zaman. Kendi güldüğüm şeyi anlattım. Bazı kimse yadırgada izleyenlerden, çok nadiren ama söylediler. Duyduğum sağdan sonra işte önce kendim gibi anlatırdım. Ben kime gideyim bilmek için? Herkes gülerken ben de aradan çıkıyordum. Benim gülümün ve yani seyircinin çok önemli olduğunu asıl ben idrak ediyordum ama dışarıdan bakıldığı zaman öyle görünmüyor ne yazık ki. Bu tip işlerde sahneye çıkan adamın hani fırlama, hazır cevap olması onun aleyhine deli olarak kullanılır daha sonra. Yani sahneye çıkıp türlü terbiyesizlikler yapıyor bunlar denir. Halbuki bu bizim çok ciddi bir geleneğimizdir. Yani Dümbül'ü de sahnedeyken sahneye salatalık atmıştı birisi. O da alıp beni kalp krizine düşürdü demişti. Taşı gediye koymuştur. Bu işin anılımda olan hadisi budur. Taşı gediye koymak. Ama seyircinin aleyhine derken senin için lütfedip burayı doldurmuş kimselerle düşman olmak yerine dost kazanmak için anlatıyorsun hikayeyi. Kuyruğuna biri basarsa ısırırsın tabii ki. Ben yaptım, yapmadım değil. Ama işin tamamını böyle bu sefer işin tamamını öyle gördüler, öyle yorumladılar. Sahneye çıkıp
izleyenlerle ilgili türlü şakalar yapma gibi algıladılar. Bazıları işte yabancı işte ismi bu olduğu için dışarıda stand-up dediler. Bak ben hiçbir şekilde herhangi bir isim vermedim. Gerek de yok. Cem Yılmaz buyurun. Abi işte de öyle yazar. Cem Yılmaz. Bazı der ki ama hiç beklediğim gibi değil. Cem Yılmaz benim buyurun. Ben ifade edilerini soruyorum zaten. Ben gönlüm gitsem bile program tamam buraya. Aslında. Bir de üstüne konuşuyorum. Düşün. Yazmadık abi şey. Cem Yılmaz konuşuyor. Ben bunu yaptım ve neticesini aldım. Çoğu zaman dedi ki bu ayrıntıyı da anlattım. Bazıları öyle zannediyor diyerekten. Çünkü bizim insanımız öyle. Bir şeyi de konu başlığı ne olursa olsun en iyi biziz. Bu böyledir. Hepimizin duygusu o. Komik misin? Ben daha komikim. Hep öyledir. İzleyenlerde o duygu olur bazen. Ben ilk 5 dakikada onu alırım ama o inceyi duygulu insanın içinde. Yani numaramda o benim. Ne yapayım yani? Bazıları da ki ben daha komik, bu mu komik, ben daha komikim. Değilsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Geçmek bu. Bu başlık altında yani konuşacak belki en son adamdır ki konuşmayacağım için aslında en iyi, en iyisiyim de. Niye konuşayım bununla ilgili? Bununla ilgili konuşmamak üzerine bilgilendirmek isterim insanlar. Çünkü komiklik üstüne ihtiras yapılacak. Ama ben daha komik denilecek bir saha değil. Dilimle uğraş, elimle uğraş. Ben komikliği ben yapayım. Bazıları gibi genç arkadaşlar böyle özeniyorlar. Biz de yapalım. Yapma. Önümüzdeki 20 sene ben ekmek yemek istiyorum. Yapma ki gereği de yok. Memleketimizin komik insana çok ihtiyacı var. Aklı başında böyle ilimle, bilimle, aklı başında mesleklerle uğraşanlara ihtiyacımız var, öyle değil mi? Çocuklar diyor ki ben de komik olma. Gerçi bilim adamı olmak da zor bizim gördüğümüzde. Ben yıllarca okudumuşum. Ben üniversite mezunuyum ya. Belki şimdi bir okuyun istedim ama. Yani okudum yıllarca Boğaziçi Üniversitesi'nde turizm otelcilik okudum. E ne faydan oldu dersen turizme? Hiç. Bir iki kişi mutlu görme o kadar yani. Turizmle ilgili ünvanlarım var yani. Ürgüp'e götürmeden benim bacalarımı gösteren. Sen de ben benim ya. Okuyorum, ne var? Bu duyguyla yaşıyoruz. O nedenle ben en azından bu başlık altındaki ihtirasları uyarmak istedim ama her zaman başarılı olamadım. Adam tiyatroya telefon açıyor, ben daha komikim diye. İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde ben sıklıkla sahneye çıkıyorum. Adam telefon açıyor, diyor ki ben daha komikim, ben daha komikim, ben onun tahtına oturacağım dedi bir tanesi. Ben dedim ki dikkat et, ben oradayken oturma. Çünkü rahatsız biliyorum. Komik adam böyle tahtla falan, ünvanla işi olmayan bir kimsedir. Ben bundan utanç duyan bir kimsedir. Dendiği işe soydular abi, şu soydular. Soydular ki kralın kıçından minderi çeken adamdır ya. Yani o diyor ki ben tahtta olacağım, otur. Yani böyle bir şey. Bu iş böyle bir duyguyla yapılmış. Ve sahne çok basit bir şeyle çıktı. Yani basit değil böyle işte kıyafetimiz hakikaten askerlerden sonra düzeldi. Yoksa ben şalvarla falan böyle çıkıveriyordum yani. Hiç hazırlanmıyordum hazırlanacak bir şey yok çünkü. Hazırlanayım desem ben sanayiye gidip macun çektiriyorum. Ve bunları bu fiziki yoksunlukları unutmak için sahneye çıktım doğruya doğru. Ama bu iş böyle atışma ve hani taşı gediye koyma üzerine zannedildiği için bazen seyirci dur şu sahnedekini bozayım diye hareket ediyor. Yani en komik de o ya izleyenler arasında. Bunu yapıyorlar. Çok sıklıkla yaptılar. Almanya'da bir turne sırasında. Ben başladım bismillah. Sen anladım seyircim. Hoş geldiniz. Beş bin geldiniz. Biri kalktı ayağa dedi ki. Cem Bey kulaklar kepçeydi işte. Benim için de sürpriz oldu. Sanki ben o gece için ödünç almışım. Ben 27 senedir bu kuramlarla beraberim. Ve bunların böyle olduğunu unutmak için sahnedeyim. Ama ben arkaya bak, kulaklar getirdim diye biliyorum. Ve bunlarla yaşamak zor, onu da biliyorum. Ben üstü açık bir arabayla İstanbul'dan Bodrum'a gideyim desem 20 saat sürer. Ama bunu unutmak için ve dost kazanmak için sahnedeyiz ya. Bazen bunu bozuyorlar işte. Yani taşı gibi koyacak iller. Ve ben her seferinde cevabını veririm. Hakikaten de kafam bu iş için çalışıyor. Yani başka bir şey yok. Yani bir şey söyleyeceksin, ben de bir şey söyleyeceğim üzerine. Bunu yaptığım zaman da
Ama baktım ki yani imam cemaat ilişkisi, yani burada coş atsan orada neler olmaz duygusunda birazcık geri çektim. Çünkü bu neticede bir zeka demonstrasyonu değil ki, yani ben işte şundan akıllıyım, ondan akıllıyım, bu 4 saat sürer. Yaptığım da olmuştu. Ki seyirci bekler. Yani böyle bir duygusu vardır. Sahnedekinin hızlı olması ve yanındakine sataşmasını ister. Hep böyledir. Duygu şurada oturuyoruz. Şuna sataş. Halbuki gerçek kurbanın kendisi olduğunu bilmez. Kurban o asıl. Ve ben hiçbir zaman da affetmedim. Her seferinde yani kapıya geçirdim ve 15 gün içinde öldüm. Kurban her zaman, her zaman. Ya böyle bir meslekte insanın neşe olur mu? Var mı? Var. 4 kişi öldü ya. Yani bu gerçek. 1500 küsur gösteride 4 kişi kaybettik. Gerçek bu. Gülmekten ölenler bu. Olur ya. Şey olur mu? Karşıya kal. Çıkama tiyatrosunda karşıya kal. Türkiye. Hatırlayan var mı? Biz Ankara'dayız bizim birliğimizde. Ankara bizim başkenti. Böyle bakanlar var. Ne anlatıyordun en son? Ne anlatıyordun? Karşıyaka. Karşıyaka dedim, ne Ankara'sı? Karşıyaka değil mi? Gülmekten ver, sağ ol. Şimdi tamam. Yani gösteride böyle bana lütfen kaldığı bir hatırlatır mısınız dediğim kişi daha sonra hayatına çok tuhaf bir şekilde devam ediyor. Görevini yapmış da bana şey var ya. Ne zaman ki ben yani unutacak bir adam olsam ne işim var sandalye. Belki böyle mevsim açıldığı zaman ağlarız. Ve sorarım ya nerede kaldın diye böyle insanlar oluyor bazen. Yani görev bilinci var ya bilinçli tüketici. Nerede kaldın? Karşıya kal. Artık o dinlemez yani o. Ne zaman ihtiyacımız olacak? Karşıya çıkamak yaptıysa kapı tiyatro. En tepede oturan çocuk böyle gülerken haydi haydi gitti. Şu anda biliyorum ama gitti diyor. Yani 50 metre. Bum diye bir ses geldi. Gülmekten ölüyor adam. Yani ölmeler içinde en neşelisi. Şimdi ölümden barış saçmak çok doğru bir şey değil ama yani gülmekten ölmek. Tuhaf bir şey. Yani öbür tarafta benim bir reklamımı yapsa ben sıçtım. Abi herif çok komik, onu da alalım. Öbür taraf, öbür taraf nasıl bir yer acaba? Siz nasıl hayal ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bilmedim tabii ben de. Broşürde gördüm. Çok sıcak. Yani şimdi böyle fizyolojik bir iş için toplandığımızda ve hepimiz yanacağız değil mi? Bir de şakasını da yaptı. Gerçi ben zaten yanacaktım. Ben de yandaş bulmak için ya. Oradan birbirimizi yerleriz. Gülmekten ölmek öbür tarafının sertliğini biraz alır. Para kalırsa. Öbürsün en zevkli şey değil mi o? Çünkü adı üstünde güle bile gidiyorsun zaten. Yani oraya vardığında hala zebani karşılıyor. Gelin öldürün. Aaa biliyorum. Hala güle olacaksın yani. Yanacaksınız yani. Ne olsun güneş ışığı var yani. Biraz buradan kaptığın esprilerle öbür taraftan neşelendirebilirsin. Gülmekten ölen oldu, seven oldu, sevmeyen oldu da şimdi neticesini hemen almak istediğin bir işleticidir. Yani bu hadise öyle. Gülmek istiyorsan hemen gülsün istiyorsun karşındaki. Yok başka bir şey yok. Karşılıyor. Hani bazı diyor ki para çok para kazanıyor bunlar. Para güldükten sonra, insana güldükten sonra kazanıyor ki o çok zor. Ya sen ne çıkartan? Yani bilmiyorum. 17 milyon belki toplarsın.
Bana söyle diyor bazen böyle yeni çelikten sahneye çıkıp. O zaman ben askerim şu sıralarda. Şimdi de... Ben diyor işte onun gibi yapmayacağım diyor. Yani şu arabalara binmeyeceğim diyor. Yazık bilemezsin ki manyak mısın sen? Biz bindik ayrıca komik adam. Bunlarla ne işi olabilir? Ben bindim. Hadi be ben bindim şu araba. Bindim ama ne ki yani bindim. Bir insan baksızsa komik olmak onun kaderindeyse başına ne her seferinde bir şey geliyor. Bindim. Sen rahat aldım bindim evet gençlik kardeşim. Yani miras diye alın dedi. Aldım bindim. Ama öyle bahtsızım ki yani kaderim bu benim. Anlatacak hikaye çıkması lazım ya. Ferrari aldım, İtalyan boykotu başladı. Millet İtalyan bavlarını kırıyordu ben. Ben arabayı nereye sokacağımı şaşırdım. Yani saklayacaktır bir yere de öyle bir süreli icat olmamış henüz. Bahtsızsan bahtsızsındır. Bir keresinde gene başıma geldi. Arabamıza bindik. Hep herkes arabalardan bahsediyor. Yani bazı diyor abi araba neymişler, hangisini diyorlar bana diyor. Öyle bir hayatımda. Bindik arabaya, açtık üstünde. Hanzo oğlum öyle de illaki yani. Bakmam bahsedeceksin ama daha kötüsü. İzmir'e geçeceğiz İstanbul'da arabanın üstü açılıyor, açtık. Açılmamış olamaz. Açtık arabanın üstünü. Genç adamlar işte filmlerde gördüğümüz sahneyi canlandırıyor. Üstü açık arabayla İzmir'e gidecek. Çıkardık üstümüzdekileri de. Siviliz o zaman. Çıktı az yani. Hayatta arkadaşım. Erkek. Yaşına kullanamaz mı? Ana şiş tavırlar, tavırlarla böyle gidiyor. 8 saat gidecek. Ben gerçi 3 saatte alıyorum. Ama anarşist değil de o kadar anarşist değilmişiz, emniyet kemerleri takılı. Çıkmak vücut üzerine emniyet kemerleri. 8 saat güneşin altında seyahat, İzmir'e geldik, işte kalacağım, otel önüne geldik. İndik burada maşallah. Çocuklar diyor ki siz diye omuza bana girmiyorsunuz dedi. Gerisinden oldu. Dolayısıyla sonradan hayatına giren, ekonomik şartlarınla ilgili sonradan hayatına giren şeyler senin kaderini değiştirmez. Bunu bir örneğin yani bazı ben öyle yaşamadım arabalar gibi bilmiyor canım ama. Neticesini almak istersin dediğim Ankara'da sahneye çıkacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şura salonunda bir erkek arkadaşım burada bir tane var. Hala askerlikten yırtmaya çalışıyor. Bir tane erkek arkadaşım dedi mi? Arkadaşım, cinsi de erkek. Bu kadar yani bir şey toparlamaya çalışıyor. Bir de kız arkadaşı var. Hah, bu iyi mi oğlum? Üçümüzün iğrenç bir ilişkisi var. En doğrusu bu. Yaptık bari sıvıyım dedi. Dışarıda anlatılan zaman çok kötüdür bu hikayeler. Denemeyin dışarıda sakın. Gerçekten. Hani dedim ya anlatılamaz. Herhangi bir dile çevrilemez dedim. Şu. Şimdi gideceksiniz. Gideceksiniz ya çok kötü geldim bazen. Ne anlattı? Erkek arkadaşı varmış. Bir de kız arkadaşı var. Denemeyin onu. Bunlar hikaye. Benim bir çift arkadaşım var. Bunlar dediler ki biz senin gösterine gelmek istiyoruz. Ben izlemek istiyoruz. Bazı kimseler benden yer istiyorlar. Gösterde koltuk, numaram falan. Yani onlar beni gişe zannediyor. Halbuki ben de herkes gibi geliyor. Mesela koltuklar aletleri nedir? İşte A22 orada oturursun. Benim de A1 tak gelir anlatırım. Seyirciyle aramızda hiçbir fark yok. Bir mesafe yok. Bir böyle bir şey yok. Bir uzaklık yok. Yakınız hep beraber buradayız. Tek var bir de çıkışta bana para veriyorlar. Onu da hakikaten bir dönem almadım. Yani hakikaten almadım. Yani ben parayla çok bir ilişkim olmadığı için bir de ağır kaldıramadım. Tabii böyle bir talepleri olunca kırmak mümkün değil. Dediler ki biz oyunu görmek istiyoruz. Bize dört kişilik yer lazım. Dedim kim gelecek? Bu üçüncü, dördüncü insanlar ki. Kız arkadaş dedim ki ben dedi annemle babama getirmek istiyorum. Ben dedi yaşlı insanlar gülerler mi acaba?
Ne bileyim gelin bakalım. Daha önce güldüler mi derim, evet derim. Kaslar çalışıyor yani. Tecrübeli. Neyse kendilerini aldılar. Şimdi efendim hakikaten de ön sıralar önemli sahnedeki için. Bunu şimdi hakikaten bir bilgi olarak söylüyorum. Sahneye çıkan kimse var mı aranızda bilmiyorum. Ön sırada bir de bakarsın yani ön sıra oradaki tavır bütün seyircinin yani ne bileyim dinamini yansıtır. Nedir duruşu, oturuşu, ön sıra çok önemli. Bazen çok zor şartlarda yapıyoruz işimizi. Şimdi bazısı çok yaygın oturuyor, böyle oturan var ön sırada mesela yani. Şimdi insanın yüzüne bakarak anlatmak başka bir şey. Böyle yaygın oturulduğu zaman o nedir be kendisi? Yani ben demek ki sen ne yaparsan yap hakkın olur al kardeşim. Evde ona bakarak prova yapmıyorum. İnsan yüzüne bakarak anlatmam lazım. Bu misafirlerimizde, bu yaşlı teyzemizde, işte o arkadaşın annesi de olması ön sırada yerlerini aldılar. Bir de baştan kışkırtılmışım ya yani bakalım gülecek mi onlar dendiği zaman hakikaten de yani sahneye çıktığım zaman ben hayatımı ortaya kaç yaşımda 27. Hepsini ortaya koyarak çıkıyorum. Burada ben mesela kötü bir gösteri yapsam diyemem ki aman ya geldi geçti. Diyemem yani. Burada çıkarsın ya yaparsın işini ya da öldün, kes bileklerini. O kadar riskli bir hadisesi. Bazısı işte diyor ya işte çıkıp hadi güzel ne olacak? Hiç alakası yok yani. Hayatını koyuyorsun oraya. Samimiyet mesela. Şimdi bakıyorum gülüyorlar mı gülüyor. Herkes önemli. 4000 kişi bile olsa izleyen yani bir kişi böyle gözünün önünde gülmese yapamamış hissediyorsun işini. Yani ki insanların zevkleri değişik de bir güle ilgi alanına girer girmez. Mümkündür ama 7'den 777'ye herkes izledim. Yani güldüler randıman anında yani ben anladım ki bir noktadan sonra problem izleyen ne oluyor gülmediyse. Hakikaten öyle yani. Ya bir keresinde anlatıyorum hiç gülmüyor adam niye gülmüyorsun dedim ya bugün fena ameliyatı oldu. O zaman niye geldin? Yani gözünün önünde bu alt çenesini tutan bir adam var. Ben de gülmüyorsun ya ameliyat demeyeceğim. Anlatıyorum hikayelerimi işte baktım teyze gülüyor mu? Amca gülüyor. Bana teyze gülüyor. Bize katıldı amca. Hiç gülmüyor. Hiç gülmüyor dedim. Bir de sahneye sert bakıyor. Böyle bir ifade var. Allah belanı versin. İki saat hiç gülmüyor. Kulise geldiler tebrik için. Neyi tebrik ediyor? Gelmek için. Tebrikler babam gülmedi. Ya dedim hakikaten amca niye gülmüyor? O sağırdır dedi ya. Bizim benim aklım sahnede çok görkemli bir şey yok. Yani izlenecek bir şey yok. Gördünüz. Göremiyorsunuz zaten. Bir de duyman lazım. O da lütfen duyacaksın. E onu da yapamayınca. Ve yapamadığını sahnedeki netlemeyince kendini kötü hissediyor sahnede. Bir kere görmeyen bir arkadaş geldi. Ben kabartma oynadım. Anlatıyorum böyle yokluyordu. Ne anlatıyor acaba? İki dakika oynadı. Ben kaçtım. O vaziyette duramazdım sahnede. Finalde sordum. Nasıl durdum? Dedim çok sert dedi. Sert bir tavırla oynamışım. O önemli kısmı için. Bir de sahnedekinin galip gelmesi hissini dedim ya. Hakikaten de her seferinde taşıp hediye koyman hissidir. Bizim seyircimiz, yani bizim insanımız kurmazdır tabii ki de. Ben yemez hiçbir şey. Neden basit bir şekilde çıktım da hep anlattığım durumu bir deli değerlendirmesi de başlar her zaman gösterir. Çocuk açık kalabilir. Aldırılması için çok geç ve ne olmuş artık yapacak. Kaç yaşında kardeşimiz? Geçti. Kaç yaşım acaba? 6 ay zorunda. 27 ben. Yani o da bize katılsın. Kırlatın bir havada vuralım. İşte böyle sertlikler yapıyordu mesela. Şimdi nerede? Seyirci kurmaz olduğu için sahneye, yani samimiyet neredeyse
Kimsesi, neredeyse kimse samimi çıkmadı için. Ben çıkıp anlatmam zorunda kaldım. Ben üniversite böyle özür dilerim. Ya çok samimi olalım falan. Çünkü kurban sevdim. Bu da samimi olmayan bir şey. Gerçi samimi olması gerek olmayan şeyleri de bu hükmüyle izliyoruz. Ya bunu ben yakaladım falan diye. Ve basit bir gösteri yapmaya gayret ettim. Seyirci kurmaz dedim, yani ben İstanbul'da bir hadise oldu, yani illüzyonist getirdiler. Devlet kapıldı, belki denk gelen olmuştu İstanbul hikayesi. Arada kadar dünya çapında bir illüzyonist. Görkemli de bir gösterisi var ve Türkiye'nin yaptığı gösterisine bayağı hazırlıklıydı da, bayağı Türkçe falan konuşuyordu. Çok da başarılı bir şey oldu, benim izlediğim kadarıyla. Ki bana güveniyorsanız, ama iyiydi yani, yok da bitti. Ama 6000 kişiyle beraber izliyor, bizim seyirci şöyle izliyordu adamı. Ya adam havalarda uçuyor, konuyor, 14 kişiyi kaybediyor ve uçuyor sahnede. Böyle bakan bir kitle var. Kesinlik var. Bu kadar olur mu ya? Yani her şey çiğleniyor. Kesinlik var, adam uçmuyor. Var. Ya kardeşim tabii ki de git var, manyak mısın? Yani sahnede uçan bir adam ağrısız bir mum uçmuyor. Diğer bir kitle. Böyle çırılçıplak çıkıp karşı karşıya gelme büyük başarı, kendime bu plaketeyi veriyorum. Hakikaten öyle. Bazen tabii insan istiyorsa hani de görkemli şeyler yapmak, lazer gösterisiyle falan çıkayım falan, ama bizim seyirci yemediğini gördüm bir de. İnsan kendi çapını bilmeli. Memleketimizin değişik yerlerinde çıkıyoruz sahneye. Mesela öyle yoksun yerler var ki. Yani sahnesi kötüdür, kulisi yoktur. Şimdi kulisi olmayan bir yerde insanların çok zor tiyatro izlediği falan mekanlarda sahnelerde lazerlerle çıkmanın çatapat çatapat ne gerek var? Gerçi bizim toprağımızın imkanları yerindedir. Yapardık lazer. Kim topografi çektirecek? Ne gerek? Lazer ne? Öyle yerlerde sahneye çıkıyoruz ki kulis yok. Ya arada böyle pek şişe veriyorlar. Yani sahnede alkışlanıyoruz. Herkes bizi Ferrari'nin içinde görüyor ama peçişeye ne işliyor ya? Peçişeye işlediğimiz için Ferrari'ye biniyoruz da diyebiliriz. Şimdi tabura dönünce denemeyin. Yani, yani böyle bir kampanya yok yani. Oradan doldurursan Ferrari'nin siz ne kadar ben ne kadar zeki bir kurulama gidilseniz de ondan bir tanesi çıkacak. Zamanında onlara cevap vermeye çalıştım. Ama... Neyse. Trabzonlu bir asker. Buradan yapıp destek. Dedim ya taşı gidiye koymam üzerine. Yapmamak lazım. Tecrübesini edindim. Birçok defa çıktı bizim sahneye. Taşı gidiye koymak için hırs yapma. Çünkü seyirci kurnaz. Cevap verir. Yani bazen taşı gidiye koyayım dersin, gidi koyursun haberi mi olur? Ya bazen gidi çok büyük bir taş sığmaz. Bir televizyon programına çıktık ama ne kadar komiyiz, ne de fırlanmayız. Mahmet'e görüyoruz, eğleniyoruz. Fotoğrafçı bir arkadaş geldi, çekti böyle fotoğrafı. Flash patlayıcı, çok komiyiz ya, dayanamıyoruz, illa komiklik yapılacak. Patladı flash dedi, bir daha çeker misin, benim dilim dışarıda çıktı dedi. Çok komik değil mi? Adam tarihi bir cevap verdi ya. Biz onu daha sonra sokarız içeride. Nasıl lafı koydu bana? Ya da Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Gerçekten çevrem gergin işte. Oradan falan da bir isteğiniz olursa ben Yüce Bombaşı, Yüce Bombaşı'yı tanıyorum. Fırlamalık yapmadım, yaptım. Ondan dolayı zaten bazıları, aa öyle mi yapıyormuş, dur ben de gideyim ona yapayım gibisine yaptım. Ben de yaptım. Baktım ki ayrı kaşıkları kestim. Sahneye çıkmadan evvel de olmuştu bir kere, senin üniversitede öğrenciyken. Televizyonun çok meşhur bir insan, Cem Özen geldi okulumuzun. 91 senesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle etkinlikleri olan bir okul, biliyorsunuz. Böyle insanlar geldi, söylemişler falan. Tabi idrak, şu anda idrak ediyorum ki adam çok iyi niyetle, kendisini seven, sevmeyen, netice izleyen kitleri sohbet etmek için okulda böyle bir toplantı düzenlendi. Bayağı da kalabalık yani, bunun yarısı kadar insan. Geldi ben de hani ağzım
çok laf yapıyor diyerekten, dur aman ona laf yetiştirdim diyerekten en üst sıralarda yerimi aldı. Anlatıyor adam işte böyle geldi falan. Gençler dedi, var mı sorusu olanlar? Bana bak. Var. Nedir? Saat kaç? Bu yapılır mı ya? Yani... Ama yaptık işte. Yapmam. Bir de çok değişik yerlerde sahneye çıkıyor. Tecrübe ediniyor insan. O nedenle. Komik tam yaparsın da bununla meşhur yöreler var. Mesela bir Karadeniz turnesi yaptığında siz yapmayın diye anlatayım. Trabzon'a girişini 10 yıl yapacağız. Daha önce oralarda sahneye çıkmadığım için insanların benimle ilgili fikri nedir bilmiyorum. Ki büyük bir ihtimalle gösteriyi aktif olarak burada canlı olarak interaktif bir şekilde izlemeyen bir kimsenin benimle ilgili fikri mutlaka bir olumsuzluk yani kesinlikle öyle. Yani ya televizyonlarda olma reklamlarda görmüştür. Aa babası arabayı çaldı sabah falan. Ya da bu arabaşlar da çıkıyordu ya da azına falan gibi. Öyle hani halbuki o bir ekmek davası. Ben o işten de ekmeğimi kazanıyorum ya, ekmek. Gerçi tam ekmek değil, fırın değil. Dışarıda böyle çok öyle söylüyorum hocam. Ya maçlarda çıkıyorsunuz ya, bazen çok kızıyoruz size. Dedim ki o parayı sana versem nereden çıkaracağını söyleyeyim. Kimse o ihtimali düşünmüyor. Bazı öyle söyler. Şu programı çıkmayın hiç sevmiyorum. Tamam çıkmıyor da sen bak bana o zaman. Karadeniz turnesi bizim böyle bir yuva. Yani televizyonda maç yapıyor. Gazlar kafayla kafa topuna çıkan bir adam imajı. Tatsız bir şey. Ve bir de turne öncesi oraya birçok tiyatro ekibini götürmüş arkadaşlar beni uyardılar. Dediler ki orada yapacağın gösteriler her zamankiler gibi olmayabilir. Şimdi ben nereden bileyim o fıkralardaki adamların gerçek olduğunu? Bizim gösterimizde belli bir terbiye sınırında, hakikaten öyle bir sınır var mı? Belli bir terbiye sınırında seyirciyle konuşur. Abi denir, abla denir, komutanım denir. Bunlar ne denir? Orada öyle değilmiş o hadise. Yani ben çok fıkra bilen, yörek ayarlan bir kimse değilim. Ve yani yıllardır çok klişe, bize genç bir mizacı yakışmadı. Yani Karadeniz Bey, sen evet Karadeniz fıkraları gider oradan atılır. Ya da oradan öyle bazen toplarım. Bu durum yakışmaz. Sıfır bir bellekler, hiçbir ön yargı olmadan gidelim yani. Ne olacak, ne olabilir ki en kötü ihtimalle. Fıkralardaki adamların gerçek olmadığı yaşayınca öğrendik tabii ki. Fıkradaki karakteri herkes bilir. Temel işte şöyle böyle. Ben çok fıkra bilmem. Anlatalım da sen nefret ederim. Öyle ya. Doğrusu o. Bir olmuş ya. Fıkra ona fıkra anlatıyor. Yok mu bir şey o ya? Biliyor musun? Bunun bir mali bir tane var. Büyükler dinledim ama. Yani askerliği sırasında. 2000 tane kadar. Temiz olunca onları aldıracağım. Anlatır. Bazı çok başarılı anlatan da vardı ama ya çok kötüler de var. Yani bazı anlatırken hemen keser tutuyor. Biliyorsanız anlatmayın diye mesela hemen. Yani adam varmış geldim. Biliyorsan anlatmayın. Lan bu hangi adam? Bir sürü adamla başlayan fıkra var. İmam böyle girmiş ki artık. Biliyorsan anlatmayın. Ya hangisi? Böyle çıkmış şimdi bazı böyle. Biliyorsan anlatmayın lan. Konuşmuş, adamlarla bakıp biliyorsun lan. Ohooo. Fıkra paramparça. Ben bir tane anlatayım ama. Dursun Amerika'ya gitmiş. Biliyorsunuz anlatayım. Dursun Amerika'ya gitmiş. New York'a gitmiş. İsmi Dursun olmasına rağmen. New York işte onun için enteresan bir yer. Çalışmış dediğimde çok büyük para kazanmış. Büyük bir servet yapmış. Laf olmaz ama. Sen de büyük para kazanmış ve telefon açmış memlekete. Demiş ki hemen sen de gel. Burası demiş fırsatlar ülkesi. Gerçekten demiş taşı toprağı altın dener ya. Onun İngilizcesi gel demiş. Gold rush. Ben de demiş yerdeki paraları toplasan yeter. Öyle bir memleket. Demiş ki nasıl ya ben ne iş yapacağım orada? Yerdeki yerdeki parayı toplasan yeter. O derece. Hemen bizi toplamış işte New York'a inmiş uçak, Kennedy Havaalanı'na gittim biliyorum. Uçak inmiş daha bismillah, flight number 6 Altrain, gate şıdır budur falan daha çıkılıyor havaalanında, yerde 100 dolar.
Ben bir lan ilk günden işe mi başladım? Anlatınca bunu ne şaka zannettim. Ya ben bu adamla tanıştım. Biz Trabzon, Giresun orduna gezeceğiz. Ankara ve İstanbul uçakla gidip geleceğiz. Ya Trabzon'da arabanın içindeyiz. Yanaştık bir amcaya. Dedi ki havaalanına nasıl gidebiliriz? Uçak havaalanı. Neyse Giresun'dan direkt zeytin varmış. Şimdi klişe olan o yani Karadenizlerde şöyle dedi deme. Dedim ki aklı başında bir kimseye yakışmaz. Böyle bir tespit benim bilgime gördüğümde aykırı bir şey. Karadeniz'den Kamonik'e kadar. Bunlar yani tamam Karabeler'de arkadaşlar ne yapılacak eski dedi. Benim sana bir sorumluluğum var. Koca bir göreyi tespit edecek bir bilgim yok. Ama yaşadığım şey bu. Bunu ne yapacağız yani? Ne oluyor sonra? Yani kamu bir tespit yapmayacak Karadeniz'de şöyle diyemem de neden öyle oluyor sorusunun cevabı herhalde şu. Karadeniz'de dağlar denize para verdi. Bu. Nasıl öyle oluyor herhalde? Çünkü Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan bir arkadaşım anlattı. Gene adres sorma hikayesi. Rastlamış bir amcaya demiş ki Nergis Çay Bahçesi nerede? Bilmiyorum nerede? Bu adam sizinle benimle aynı oksijeni yapıyor. Ama içeride orada ne yapıyorsa ortaya böyle bir netice çıkıyor. Çıktım orada da sahneye çıktım. Yani dödüm eğlendik hani hep söylüyor var ya oradan da malzeme toplarsın buradan da. Toplarım tabii de belli bir terbiye süzgecinden. Bir akıl süzgecinden. Geçirdikten sonra anlatıyorum. Bazen tanıştığım herkes malzeme olma korkusuyla tanışıyor. Yani bizi de anlatırız da şimdi anlatırım da. Hemen geceniz hakikaten çok güzel geçsin benden sonra da ki zannetmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim sayın komutanım, kıymetli misafirler. Çok teşekkür ederim. Taburumuzun herhalde bir iki daha aktivitesi olacak. Onlarla buluşmak üzere. Herkese iyi geceler. Sağ olun.